Merhaba. Mapping for Pro Advanced, raster oluşturma, görselleştirme ve analiz yeteneklerini sağlayan Mapping for Pro için güçlü bir eklentidir. Advanced modülü, Mapping for Pro üzerindeki objelerin bilgilerini kullanarak raster oluşturan ve analiz yapabilen bir modüldür. Advanced modülü kullanılarak belli başlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler, arazi modeli oluşturma, yağış, sıcaklık, toprak anomalisi ve benzeri haritalarını oluşturma, çakıştırma analiziyle uygun yer seçimi, eğim, bakı ve kurvatür haritaları oluşturma, kontur oluşturma, iki nokta arasında görünürlük analizi, kesit çıkartma, noktasal, çizgisel ve alansal yükseklik hesabı, grid dosyaları üzerinde kesme, birleştirme ve çeşitli hesaplama işlemleri, hacim hesaplama, bir noktadan görülebilir alanların çıkarılması, uydu görüntüleri üzerinde bant kombinasyonları oluşturma, farklı formatlarda dosya alışverişi olarak sıralanabilir. Coğrafya bilgi sistemlerinde veri türleri. Veri görüntülemek için iki tür CBS veri modeli kullanılır. Vektör veri modeli. Nokta, çizgi ve poligon özelliklerindeki nesneleri belli bir koordinat sistemine göre bilgisayar ortamında tutan ve her bir nesneye ait öz nitelik bilgilerinin de tutulabildiği veri tabanıdır. Bu verilerin mantığı noktalar prensibine dayanmaktadır. Raster veri modeli. Görüntülerin grid denen ızgaralar şeklinde hücreler oluşturarak saklanmasını öngören, süreklilik özelliğine sahip coğrafi nesnelerin temsil edildiği veri modeli, coğrafi bilgi sistemlerinde ikinci veri sistemini oluşturmaktadır. Raster verilerin kalitesi, yani çözünürlüğü, hücrelerin boyutları ile ilişkilidir. Bunlara ek olarak interpolasyon metodları ile oluşturulmuş grid haritaları da raster verilir. Grid, belirli bir alan üzerine yerleşmiş düzenli aralıklı kare hücrelerden meydana gelir. Her hücre, merkezinde bulunan bir noda sahiptir. Her hücre bir değer ve değeri gösteren bir renk ile belirtilebilir. Gridler, noktalar, çizgiler ve alanlardan sonra dördüncü mekansal veri tipi olarak sayılabilir. Bir grid, bir alan boyunca coğrafi bilgilerin eğilimlerini etkin bir şekilde gösterebilmek için kullanılabilir. Grid oluşturma işlemlerinden biri de enterpolasyon yöntemidir. Enterpolasyon, bir sahaya ait toplanmış stratejik noktaların değerlerini kullanarak ara değerdeki noktaların değerini tahmin etmektir. Her raster hücresi etrafındaki noktaların değerlerine bağlı olarak kestirilen bir değerle ilişkilendirilir. Sonra raster bir harita penceresinde görüntülenir. Böylelikle sürekli bir yüzey elde edilmiş olur. Mapping for Pro Advanced içerisinde farklı interpolasyon metodları yer almaktadır. Veri tabanındaki bilgileri kullanarak raster oluşturma işlemi için Mapping for Pro Advanced'da 5 metod vardır. Bu metodlar IDV, Minimum Curvature, Triangulation, Nearest Neighbor ve Natural Neighbor'dur. Bu metodlar kullanılarak kirlilik haritası, sıcaklık haritası, gürültü haritası, sayısal arazi yükseklik modeli, toprak numune haritası ve bitki örtüsü haritası gibi haritalar üretilebilir. Mekansal analiz metodları arasında hotspot density, distance ve stamp metodları yer almaktadır. Bu analizler obje üzerinden interpolasyon yapmaktadır. Bu metodlar kullanılarak suç analizi, pazar analizi, risk analizi ve taşkın analizi gibi analizler yapılabilmektedir.